Sizler çok büyük çileler çektiniz. Sizler çok büyük sıkıntılara maruz kaldınız. Ama direndiniz, tahammül ettiniz, sabrettiniz. Gurbeti kendiniz için sılaya tahvil ettiniz. Şunu bilin ki millet olarak sizlere minnettarız. Millet olarak her birinize tek tek müteşekkiriz. Milletçe her birinizle gurur duyuyor, her birinizle iftihar ediyoruz. İşte bugün bir kez daha sabrınız için, dirayetiniz için, ahde vefanız için şahsım, ülkem ve milletim için sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Emeğinizle, alın terinizle, vakarınızla 50 yılı geride bıraktığınız, geride onur ve gurur dolu bir 50 yıl bıraktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim sabrınızı, tahammülünüzü artırsın. Rabbim hasretinizi hafifletsin. Rabbim sizleri de bizleri de muhafaza eylesin diye dua ediyorum. Kardeşlerim, geçen hafta Salı günü bildiğiniz gibi Manisa'mızın Soma ilçesinde elim bir facia yaşadık. 31 canımızı, kardeşimizi o elim kazada Hakk'a uğurladık. Bizim Türkiye'de hissettiğimiz acıyı sizler de burada hissettiniz. Bizim kadar, sizin kadar yeryüzündeki tüm dost ve kardeşlerimiz bu acıyı paylaştılar. Sizlere Soma faciasının ardından verdiğiniz maddi destekler için, özellikle de yaptığınız dualar için çok çok teşekkür ediyorum. Yeryüzündeki tüm dost ve kardeşlerimize taziyeleri, temennileri, duaları için teşekkür ediyorum. Soma'dan 10 kişilik bir heyet ziyaretime gelmişti. Onlarla oturduk, dertleştik. Durum nedir, ne değildir? Onlar da madenciydi. Baretleriyle geldiler. Onlarla görüşmemin arkasından Sayın Şansölye, Sayın Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptık. Kendisi başsağlığı ve destek mesajlarını iletti. Federal Almanya Cumhuriyeti'ne, Almanya hükümetine, başta Sayın Merkel olmak üzere tüm Alman makamlarına huzurlarınızda Soma'daki madenlerle geleceğe yönelik ne gibi işbirliği yapabiliriz, bunları konuştuk. Kendisine şükranlarımı ifade ediyorum. Kardeşlerim,
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği bu organizasyonla hem kendi 10. kuruluş yıl dönümünü kutlarken bir diğer yandan da burada bizim değerler silsilemiz içerisinden gelen anlayışla bir yaklaşım sergiledi. Ve burada evet hatmi şerifler indirildi. Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ezan-ı Muhammedi evet burada yine aynı şekilde okundu. Rabbim inşallah bunları kabul buyursun. 301 şehidimizin ruhunu muazzez etsin. Kardeşlerim, bir kez de burada sizlere şu sözü vermek istiyorum. Bu elim kazadaki ihmalleri mutlaka ortaya çıkaracak. Hangi kademede olursa olsun bunun hesabını mutlaka soracağız. Şu anda hem idari hem adli soruşturmalar devam ediyor. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan yetimlerine, ailelerine devlet olarak sahip çıkacak, acılarını hafifletmek adına ne gerekiyorsa yapacağız ve yapıyoruz. Şu anda AFAD adlı kuruluşumuz bu işle ilgili tek merkez olarak görevlendirilmiştir. Bu tür kazaların, bu tür elim hadiselerin yaşanmaması için de her türlü tedbiri aldık ve çok daha yoğun tedbirler alacağız. Bir kez de buradan, Almanya'dan şehitlerimize rahmet niyaz ediyor, yakınlarına sabır temenni ediyorum. Fakat bir gerçek var. Ne diyorum? Değerli kardeşlerim, biz orada bu elim faciayı yaşarken ülkemizin içerisinde bu ızdırabı duyamayanlar da oldu. Ha bunlar Türkiye'nin büyük bir yekûnü değildi aslında. Bunlar azınlık olan ama buradan nemalanmaya çalışan kesimlerdi. Bunlar illegal örgütlerdi. Maalesef baktık ki ana muhalefetin bazı milletvekilleri de bunlarla beraber bu eylemlere ortak oluyorlardı. Bununla da kalmadılar. Şurada İstanbul Beyoğlu Ok Meydanı'nda, Şişli Ok Meydanı'nda burada birçok illegal eylemlere girdiler. Ve bir gencimiz orada maalesef o da öldü. Ardından bir gencimiz daha öldü. Ölenlerden bir tanesinin kız kardeşi şöyle söylüyordu. Siz bu eylemleri yapmasaydınız benim kardeşim ölmeyecekti diyor. Değerli kardeşlerim, bakıyorsun hemen buraya yansıması olmuş ve burada yine bazı bu tür örgütler ve buradaki bir kısım medya ne yazık ki Soma faciasını kendileri için ranta dönüştürmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na farklı şekilde hakaretler ediyorlardı. Hele bir tane kendini bilmez derginin attığı başlık manidardı. Şahsımı
cehenneme gönderiyordu. Nasıl biliyorsa cehennemin yolunu, onu da anlamak mümkün değildi. Değerli kardeşlerim, tabii iş sadece bu değil. Ya işin manidar olan yanı şu. İşin manidar olan yanı şu. Değerli kardeşlerim, ülkemdeki bazı medya ile bunların anında koordine olması çok anlamlıydı. Ve şunu tabii gönül rahatlığıyla huzur içinde söyleyebilirim. Yarın Almanya'da Avrupa Parlamentosu ile ilgili seçimler var. Tayyip Erdoğan'a saldırmakla buradan farklı yerlere oy devşiremezsin. Böyle bir şey olmaz. Veyahut da Türkiye'deki gezi olaylarında hopladınız oturdunuz. 17 Aralık'ta hopladınız oturdunuz. 25 Aralık'ta hopladınız oturdunuz. Benim milletim size en güzel dersi 30 Mart'ta verdi. Kardeşlerim, eğer demokrasiye inancımız varsa, demokrasiye inanıyorsak, eğer sandığa inanıyorsak, sandıktan çıkan neticeye saygımız varsa, o zaman Türk milletinin verdiği karara da saygınız olacak. Benim ülkemin halkının verdiği kararı bir yerlerin onaylamasına ihtiyacımız yok. Sadece milletimizin onayıdır aslında. Biz herhangi bir ülkedeki seçim sebebiyle oralara müdahale noktasına gidiyor muyuz? Biz de ne yapıyoruz? Dışarıdan izliyoruz, telefon açıp tebliğ ediyoruz. Öyleyse yapmanız gereken Türk milletinin o sandıklarda çıkardığı neticeye saygı duymanızdır. Olay bu. Ve Soma'da 301 şehidimizle alakalı bizim içimiz yanıyor, canımız yanıyor. Birileri de kalkıp buradan onu suistimal etmeye çalışıyor. Aynen ülkemdekiler gibi. Sizin bu oyunlarınız tutmaz. Biz dertliyiz be. Bizim derdimiz var. Ve biz kardeşlerim, bunlar benim o kömür ocaklarına giren kardeşlerime bidon kafalı dediler. Göbeğini kaşıyan adam dediler. Bunlar bir şey bilmez dediler. Ama onlar bir şey bildiklerini anlattılar. Şu anda Tayyip Erdoğan o kömür ocaklarının havasını bilir.
Ben masada oturarak kömür ocağını tanımadım. Kömür ocağına indim. İndim. Ve kömür ocağının derinliklerinde 4 kilometre, 5 kilometre gittik. Orada kömür çıkardım. Kömür çıkardıktan sonra da kömür madenindeki kardeşlerimle oturduk. Orada yemeğimizi de yedik. Ama bunlar, değerli kardeşlerim, Boğaz'ın o güzel sularına bakarak demlenenlerden. Benim bakanım, enerji bakanım Soma'da bu ocaklara girdi. O da girdi oraya. O da orada çalışanlarla beraber iftar sofrasına oturdu. İftarını onlarla yaptı.